Merhaba arkadaşlar, bildiğiniz üzere bazı şehirlerimizde mutasyonlu virüsün görüldüğü, yani şehirlerimizde mutasyonlu virüsün tehlikesinin olduğunu biliyoruz. Çünkü mutasyonlu virüs Türkiye'de de artık yayılmaya başladı. En son Tokat'ta biliyorsunuz ki e, görülmüştü. Ama Tokat'ta 15 kişide de görülmüştü ve bundan dolayı da karantina işlemleri uygulanmaya başlanmıştı. E, 13 şehrimizde de gene... Kritik bir şehrimiz bu 13 şehir. Şimdi birazdan sizlere açıklayacağız. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi videomuza geçin. 13 tane ilimiz, özellikle Mula, Antalya ve Mersin gibi illerde yurt dışı kaynaklı vakaların ciddi şekilde görüldüğü ve hastanelerde yatakların çoğununda yurt dışı kaynaklı gelen turistler olduğu dile getiriliyor. 13 tane ilimiz ise Kilis, Antalya, Tokat, Gaziantep, Balıkesir, Adana, Trabzon. Hatay, Mula, Osmaniye, Mersin, Urfa ve Aydın. Bu 13 tane ilimiz ve Antalya'nın Manavgat, Serik, Alanya, Side, Kars ilçeleri, Muğla'nın Datça, Dalaman, Fethiye, Marmaris ilçeleri, Mersin ise Anamur ve Sirifke ilçelerinde koronavirüsle son dönemlerde artışların olduğu ve özellikle de yurt dışı kaynaklı virüslerin olduğu düşünülüyor ve Zaten dile getiriliyor daha doğrusu ve mutasyonlu virüsün olduğu e, dile getiriliyor arkadaşlar. Yani bu ilçelerimizde de mutasyonlu virüsün yayılma ihtimalinin olduğu düşünülüyor. Akabinde ise 13 tane ilçe son dönemde Diyarbakır, Hatay, Gaziantep, Tolgat gibi yerlere uygulanan 14 günü karantina işlemleri kısıtlamalar gibi yasakların gelebileceği de bu 13 tane elimize düşünülüyor. Peki sizce yasaklar arttırılmalı mı yoksa yasaklar kaldırılmalı mı? Şu anda kabine toplantısında da yasakların kaldırılma konusu var. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Kanalımıza e, kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi de unutmayınız. Bildirimleri de açarsanız videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Görüşmek üzere.